Gel gelelim. Üçüncü test. Konu kavrama. Şimdi şurada bir tekrar yapalım. Açıortay içeride olabilir. Eğer açıortay açıyı iç yerden ikiye bölüyorsa başladığı yerden bittiği yere doğru bir yolculuk düşünün. Şuraya bittiği yerden başladığı yere de düşünebilirsiniz. Mesela uydurdum 2K yol değiştirip 2 2'ne 2'nin bir katı 4K oluyorsa o zaman ben buraya 2M dersem yine buradaki de 12 katı olmalı. 4M diyebilmeliyim. Yani ya da 4 kişi 2K'ya dönüşüyorsa 4M 2M'e dönüşmeli. Yahut dış açıortay var. Dış açıortayda hilal kuralını bilmekte fayda var. Şekli dışarıdan ve içeriden dolaşmak gibi. K'yı M'e bölüyorsam uydurdum. 3K'yı 3M'e bölmek için buraya ne kalmıştır? 2M. Çünkü buranın tamamının 3M olması gerekiyor gibi. Ya da ağırlık merkezi varsa bir soruda gittiği kenarı ne yapıyordur? G'den geçip iki eş parçaya bölüyordur. G'den kenara yakın yere ne diyorsam köşeye yakın yer bunun kaç katı olmalı? 2 katı olmalı. O halde sorularımızla başlayalım. Yine iç teğet çembenin merkezi. Bakın bu branştan 3 tane soru çözdüm hemen hemen. Her testte var. İç teğet çembenin merkezi açıortayların kesim noktası demek. Bir soruda açıortaylar var ise simetri durumu söz konusu. Dolayısıyla dikme indi. O zaman buraya da dikme inecek. Üstelik bu dikmelerle eşit olacak ve buraya da dikme inecek. Dikmeden B'ye 6 ise dikmeden B'ye 6 olması için şuraya 5 kalır. Dikmeden A'ya 5 ise dikmeden A'ya 5 olmalı. Buraya kalır 8. Dikmeden C'ye 8 ise dikmeden C'ye ne olmalı hocalarım? 8 olmaz. Şeker mi? Şeker bir soru. AB, BC'ye eşitmiş. İkizkenar üçgenmiş bu. Dolayısıyla burasında x artı 4 olması gerekiyor. Ya da boş verin bunu. İkizkenar üçgeni niye versin dik üçgende? Şu açının 45 derece olduğunu görelim diye. Bu açıların toplamı da 45. Şimdi açıortay şu açıyı iki eş parçaya bölüyor. Aşağı dikme geliyorsa yukarıya da dikme gitmeli. Yani bunu görmekte fayda var. O zaman şuradan çekeceğiz. Bu da 4 olur. 4 ise bu da 4. 45, 45, 90 üçgeninden burası da ne olur? 4 kök 2 olur. Zaten şıklarda verdiği sayılarla alakalı yapılar var. Bir başka soru. Şimdi şöyle ve şöyle. Bu açının kendisi. Açıortay aşağıya dikme 12 olarak gidiyorsa buraya da dikme 12 olarak gitmeli. Buradan dikmeden A'ya yol 27 ise 27 olması için 5 kalır. 5, 12, 13. Yani hep benzer sorular. DF'nin çevresini istiyor. Ben söyleyeyim mi? Bu sayıların toplamı kadar çıkacak. Buna da benzer bir örnek çözmüştük. Çünkü hocalar iç teğet çembenin merkezi herhalde bu dördüncü çözüşümün alakalı. Açıortayların kesim noktası. Yani açıortayları göstermekten çekinmeyeceksin. İzninizle şu soruya birazcık yaklaşmak istiyorum. Çünkü böyle çizerken zorlanıyorum. Bu da açıortay ve bu da açıortay yani. Şimdi paralelliği boşuna vermez. Şuradaki Z'yi görmekte fayda var. O zaman bu da aynısı. Bu 3 ise bu da 3 ikizkenar. Şuradaki Z'yi de görelim. Bu da aynısı. Bu 4 ise bu da 4. Şu kırmızı üçgenin çevresini istiyor. Çevresi toplamları kadar olur. Başka ne olabilir ki? Yapıştır cevabı. Bir sonrakine geldim. Burada ikizkenarlık çıkıyor genelde. Şöyle ki şu kırmızı üçgende alfa beta 90 yapalım. Alfa 90 beta. Küçük üçgende de alfa 90 beta. Yöndeşten bu da beta. Bakın ikizkenarlık çıktı 5. Mavi açıortaya bakalım. Açıortay B'de başladı, E'de bitti. 5 kişi kırılıp 15'e yani 3 katına çıktı. O zaman x kırılıp 3 katı 3x olmalı. Hipotenüsü 15 olan 3, 4, 5 üçgeni 3 katı 9, 12, 15 var. 9 olabilmesi için 4 dersek x'e 3 kere 4'ten 12 yakalar mıyız? Yakalarız yani. İstisna yok. Bakın yine aynı şey. Yine iç teğet çemberinin merkezi. O zaman yine iç açıortayların kesim noktası. Yine paralellik. Az önceki sorularda da vardı. Dolayısıyla Z kuralından bu da aynısı. Yani bu 16 olacak. Yine Z'den bu da aynısı. Bu da 12 olacak. Evet. Başka ne biliyoruz? Benzerlik yapacağız. Kuvvetle muhtemel. Başka bir şey vermediyse. 12'ye 12'nin katını vereceğiz. 16'ya 16'nın katını vereceğiz. Hatta bu katları daha sade yazabiliriz.
İkisini de 4'e bölüp buraya 3K yazabiliriz. Buraya 4K yazabiliriz. Özel üçgen bu. 3K, 4K, 5K. 5K dediği hipotenüs 28. K'nın değerini bulduk. 28 bölü 5. Korkmayın. Bu soru gerçekten böyle çözülür. Sonra benzerlik yapacağız. Hocam nasıl bir benzerlik? Bak şimdi. Hiç paniğe gerek yok. Tekrardan 3K ve 4K'yı da yazalım. Çünkü 12'ye 3K, 4'e 16. Öyle düşünün. Şimdi küçük üçgenin kenarında ne var? 3K var. Büyük üçgenin kenarında ne var? 3K artı 12 var. Küçük üçgenin tabanında ne var? 28 var. Büyük üçgenin tabanında ne var? X var. Çözeceğiz bunu. K gördüğümüz yere 28 bölü 5 yazacağız. Tabii önce üçlerle sadeleştirip şuraya 4 bırakalım. Evet. 28 bölü 5 bölü 28 bölü 5'i 4 ile çarparsam 20. 48 bölü 5 eşittir 28 bölü x. Evet. 5'ler gider. Burası 1 bölü 1 bölü bir şey yapmaz. Yapamaz. 28'ler gider. X'in değeri buradan ne çıkar? 48. El oyalayan tek soru tipidir bu arkadaşlar. Başkası da olmaz. Bir sonraki açıortay A'da başladı, D'de bitti. 6'ya K verirsek 12'ye 2K vereceğiz. Şurası da yine 60. Şuradan dikme göndersem 90, 12, 30 yarısını 60 kök 3 katını gördü desem. Olur mu? Olur. En büyük üçgenden 12, 6 kök 3, 3K'nın Pisagor'unu çözsek. En büyük üçgen bu ya hani. 12, 6 kök 3, 3K. 3 ile sadeleşmiş hali ne olur bunun? 4, 2 kök 3, K. K kare eşittir. 16 artı 12, 28, 2 kök 7. K'yı bulduk. Getirip yerine yazalım. 2 kök 7 ve burası da neymiş? 4 kök 7. Şimdi kıymetli hocalar, sizi sevmezsiniz ama yapacak bir şey yok. Böyle bir soruyla karşılaşınca açıortay doğrusunun uzunluğunu soruyorsa şayet size bunun karesi eşittir. Açının sağındaki ve sondaki kenarların çarpımı eksi açının gördüğü kenarların çarpımı 2 kök 7 çarpı 4 kök 7. Çözelim bunu. 72 eksiktir. Kaç eksik olacak? 8 tane 7. 56 mı? Yanlış yapmayayım. 8 tane 7. 49, 56. Çıkaralım 6. 6'dan 5 çıktı 1. X kare eşittir 16. X'in değeri 4. Bütün bu heyecan işte bu sayıyı bulmak içindi. Bir sonraki soru. G ağırlık merkezi ise ben buraya 5'i yapıştırırım. Neden? Bak şimdi güzel arkadaşım. Buna A dersen burası ne olur ki ya? Mecbur bu muhteşem üçlüden 3A'ya 3A olacak. Çünkü G gittiği kenarı 2 eş parçaya bölüyor. 6 tane A 15 ise ve bana 2 tanesi lazımsa her tarafı 3'e böleceğim. O zaman burası ne olur? 5. Ya Meryem Hoca mükemmel bir olay. Çok soru çözmekle alakalı bir durum. Burası 5. Muhteşem üçten bu da 45. Burası 90 oldu. 5, 12, hop, 13. Adam kalktı sana yine özel üçgen sordu. Evet, bu nedir? Bakalım. Denizli Adana Ceyhan arasında ne dersek diyelim. ADC. ADC. Bunun iki katıymış. 2 alfa. O zaman burası 2 beta olsun. Bu da 2 beta olsun. 2 alfa ile 2 beta 180 ise o zaman 2 beta varsa alfa lazım. Dış açıortay çıktı. Hep bu soruların kalıpları böyle oluyor. Dış açıortay bir dışarıdan bir içeriden dolaşır. X 4'e bölünür. 12 16'ya bölünür. Bunun 4 katıysa hangi sayının 4 katı 12 yapar? Tabii ki de Ceyhan. ABC üçgen G ağırlık merkezi. Şimdi G'den cevabı söylüyorum aynı yerde. Neden? Sevgili Saydört, hatırlıyor musun bilmiyorum ama biz sizlerle ek ders yaparken dedi ki muhteşem üçlüyü görün mutlaka böyle sorularda. G'den kenara yakın yer neyse köşeye yakın yer bunun iki katı dedik. Çünkü G gitti kenarı ikiye bölüyordu. Bu yüzden muhteşem üçlü vardı. Ve muhteşem üçlü de hipotenüs üzerindeki nokta dik üçgenin bütün kenarlarına gidiyor. Bakıyorum ki 2A 24 ve 2A istiyor. O yüzden 24.
Bakın şunu alfa dersem bu da alfa. O zaman buradan devam ettireyim. Alfa artı beta 90 ise bu da beta. Önce iç açıortayı kullanalım. A'da başladı, D'de bitti. 2'ye 2K dersem o zaman 6'ya 6K derim. Bunları daha zarif yazalım. Daha sade yazalım. 2'ye K dersem 6'ya 3K derim. Evet, başladığı yerden bittiği yere gittim. Bittiği yerden tekrardan başladığı yere döndüm. Sonra da dış açıortayı yapalım. Dış açıortay A'da başladı, C'de bitti. Bir dışarıdan, bir içeriden. K bölü x eşittir 3K bölü 8 artı x. Şimdi kıymetli hocam, bak şimdi. Bu bunun kaç katı? 3 kat. O zaman x'in 3 katı ne olacak? 3x. Çöz bunu. 8 eşittir 2x. X'in değeri buradan hop 4. Budur. 15, 75, 90 üçgeninde h'a 4 h özelliğinin olduğunu bilmekte fayda var. Bu h ise burası 4h. Şimdi bir de ne biliyoruz? G'den geçen doğru gittiği kenarı nasıl böler? 2 eş parçaya böler ve buraya A dersen burası kaç A olur? 2. Benzerlik yapalım. 3 kişiye A. Pardon, bir A'ya 4 veriyorsam 3 A'ya 12 vermeliyim. 12'nin 4 katı 48 olmalı. Edirne. Yine zamanı aşmadan çok zor bir test çözdük. Arkadaşlar bu video olabildiğince zor soruları bir araya toplamış. Ama imkansız değil, değil mi gençler? Bir sonraki konuda görüşmek üzere.